Tarihin en acı olaylardan birisi olan Çerkez sürgünü üzerinden 156 yıl geçmesine rağmen hala acıyla hatırlanıyor. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkez sürgünü her yıl Türkiye'de yaşanan Çerkezler tarafından da anılıyor. Deniz kenarında nart ateşi yakıp çevresinde mezar taşı nöbeti tutulan anma törenleri sürgün andı okunması ile sona eriyor. Düzce Adige Dernek Başkanı Murat Seyok yayınladığı mesajda Çerkez soykırım ve sürgünün asla unutulmayacağını bildirdi. Bundan 156 yıl önce dedelerimiz Ruslarla yaptıkları ve tam 100 yıl süren bir savaşı kaybettiler. Ve bu savaş sonrasında Ruslar tarafından yurtlarından sürüldüler. Anadolu'ya gelen Adigeler, Çerkezler, o zamanki Osmanlı'nın değişik coğrafyalarında Osmanlı tarafından iskan edildiler. Başlıca iskan edildiğimiz noktalar Balkanlar, Anadolu ve Arap Yarımadası. Biz çocuklarımıza göç sırasında, sürgün sırasında yaşanan hikayeleri anlatıyoruz. Bugüne kadar kendi içimizde anlattığımız bu hikayelerin artık komşumuz, kardeşimiz olan halklar tarafından da bilinmesini, paylaşılmasını istiyoruz. O yıllarda dünyada soykırım ve daha doğrusu jenosit bir insanlık suçu olarak kabul edilmiyor idi. 1944 yılında 2. Dünya Savaşı sonrasında sürgün ve soykırım artık bir insanlık suçu haline getirildi. Fakat bu bağlamda belki Müslüman olmamızın da getirdiği bir dezavantajla bu noktada haklarımızı talep edemiyoruz. Sonuçta biz bu anlamda Ruslardan bir intikam peşinde değiliz. Sadece haklarımızı istiyoruz. Bu noktada son yıllarda çok daha fazla STK'larla, medya aracılığıyla haklarımızı hem Rusya'ya hem kendi tabanımıza aktarma çabasındayız. Kafkas Dernekleri Federasyonu da soykırım ve sürgünün 156. yılı nedeniyle özel bir kaset hazırladı ve sosyal medyada yayınlandı. Özlemden daha büyük bir derdim yok. Ondan eksiğim biraz. Başı Karlı Dağ'ın devlerinden ateş çalan Sosruk masalını anlatmaya geldim. Ben geldim. Dilimde kalan son seslerle sana hasreti anlatayım diye. Dünyanın dört bir yanına savruldum. Filizlendim ama hiçbir bahar çiçek açamadım. Işımanın bir bedeli var derler. Göz kamaştırmanın bir çilesi. Kim bilebilirdi koparılacağımızı ana vatanımızdan bir gecede? Ateş düştüğü yeri yakar. Kimse sormadı bize, nereye gittik, nasıl yaşadık bunca zaman. Ve hala sormuyorlar. En çok da bu dokundu bize. Sürgün edilmek ve ardından unutulmak.